PUBG Mobile videosuna merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da yeni sezon UC fiyatları değişti. Hani işte artık 600 UC vermeden yeni sezon Royal Pass alabileceksiniz. Hatta şu an normalde 600 UC ya. Bunun azıcık daha üstüne UC koyduğunuzda artık Elite Royal Pass alabiliyorsunuz. Hani 1800 UC gibi UC vermenize gerek yok. O kısma geçmeden önce ben bu videoyu biliyorsunuz ki bugün YouTube'a ikinci video atacağım için biz Nivo TV'de rank kasmaya devam edeceğiz. Tamam, 838'den ilk 500'e gireceğimiz bu zamanları kaçırmamak istersen sen bu videoyu izledikten sonra Nivo TV'ye gelebilirsin. Çünkü biz orada yayında olup birlikte hala rank kasıyor olacağız. Bu da sizlere böyle kısa bir duyuru olarak geçeyim dedim ve hemen şimdi gelelim yeni sezona. Şimdi yeni sezona geçecek olursak ilk önce yeni sezonun ismi artık belli oldu. Cycle 1 Sezon 1 diye bir sezon gelecek. Yani Cycle 1 Sezon 1 adlı bir yeni sezon bizleri karşılıyor olacak. Daha sonra peki başka neler var derseniz, ranklar ve rozetler artık değişiyor. Yani bildiğiniz bütün ranklar, rozetler, aklınıza ne gelirse hepsi değişiyor abi. Bütün ranklar böyle baştan sona sıfırlanacak. Bunu da sizlere söyleyeyim. Yeni rankların puanı ise şöyle söyleyeyim, şu anlık tam olarak adlarını bilmiyorum ama 4700 var, 5200 var. Fatih tekrardan 4200 oluyor. Bu kısmı tam olarak anlamadım ama hani 4200'de asla çıkıyoruz ya. 4700'de bir rank var, 5200'de yine bir rank var. Hani bu Fatih olma olayı şöyle ya, hani işte mesela squad kasanlar as 15 hıza kadar kasıyor ya. Bu kısım aslında onların ranklarını gösterecek. Hani işte Fatih olamayanlar falan oluyor ya. Bu orayı göstermek amaçlı. İşte mesela as 5 yıldızı geldiğinizde yeni bir ranka geçiyor olacaksınız. As 5 mi 4 mü, şu an 4200-500 hesaplı yapınca as 5 oluyor gibi. Ama as 4 de olabilir çünkü hani 4300 olduğumuzda as 1 oluyor ya. İşte as 4 ya da as 5'te burada bir tane yeni as ligine çıkacaksınız. Bunun tam olarak şu anlık adı bilinmiyor. 4200 puan da yine Fatih olabilirsiniz. Fakat 4200 puan da Fatih olmak için biliyorsunuz ki oyunda ilk 500'e girmeniz gerekiyor. Yani bu şekilde olacak. Daha sonra rankların yeni rozetlerine gelecek olursak da Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Crown, Ace gibi şeyler var. Ace'den sonra mesela Ace Master, Ace Dominator, ondan sonra da Jungler, yani Fatih geliyor. Hani Ace, Ace Master, Ace Dominator. Bu kadar, yani böyle bir toplamda 10 tane rank bizi bekliyor. Daha sonra Fatih kısmına gelirsek de yeni sezon kısmı bu şekilde olacak. Sol tarafta kademe ödüllerini görüyorsunuz. Artık ödülleri buradan alacağız ve 1700 tane yaptığımızda 10 tane şey veriyor. Böyle her 100 puanda bir ödül verecek ve yeni Fatih sistemi ise şu an sağ tarafta gördüğünüz kısım olacak. Çerçevemiz ise C1, S1. Zaten sizlere yeni gelecek Fatih çerçevesini ben sizlere göstermiştim. Ve bunun altında şöyle değişik bir yazı var. Şu anlık sadece Çince görebiliyorum. Hani Türkçesi ya da İngilizcesi yok. Tam olarak tercüme edemeyeceğim ama hani elimden gelince bütün bilgileri size aktarmaya çalışsam, böyle aşağıda bir buton var ve bura 2100'e kadar gidiyor. Burayı 2100 doldurduğunda ne olacak bilmiyorum. Bunu da ancak işte oyuna şu an güncelleme gelecek ya, bunlar güncelleme geldiğinde siz hepsini görebileceksiniz. Bu arada hani işte nasıl bir şey olacak falan filan hepsi gözükecek size. Daha sonra burada işte diyor ki challenge points diyor. Challenge points'in de hani ek puan da verebilir mesela. Fatih olduktan sonra bizlere ek puan verme ihtimali de var. Tabii ki de tam olarak o kısmı bilmiyorum ama yani challenge point bilmiyorum. Burada 3 tane sandık var. Bunlar C1S1, C1S2, C1S3. Ney? Oğlum tek sezonda 3 sezon var lan. Nasıl? Chat. Yedik tane. Oğlum 3 sezon. Nasıl oğlum? Tek sezonda 3 sezon mu olacak? 1 var, 2 var, 3 var. Yok artık. Neyse. Daha sonra yeni lobi kısmında böyle oyuna girdiğimizde bir etkinlik bizi bekliyor olacak. Böyle ortada işte bir tane sandık falan filan var. Sandıkları sanırım eski fotoğraflarımı getirecekler bilmiyorum. Burada ayrı bir yer getirmişler. Böyle bir tane merdiven var ve bu merdivende bir şey çıkarabiliyorsunuz. Akıcı'da 90 FPS zaten özelliği şu anda oyunda var biliyorsunuz ki. Yani bunu göstermişler, öyle trailer'a koymuşlar. Herhalde daha fazla cihazın Akıcı'da 90 FPS almasına destek çıkacaklar bilmiyorum. Daha sonra burada sizlere demiş olduğum ayarlardan var. İşte mesela scope'u yere atıyorsunuz ya. Bu ne işe yarıyor? Scope'u aldık. Öyle bir şey açtık. Scope'u attık. Öyle bir şey açtık. He abi tamam, olayı anladım chat şimdi. Bak mesela işte M4'de siz mesela holo takmayı sevmiyorsunuz ya, 3x seviyorsunuz ya, 3x ayarlıyorsun abi, 3x görünce takıyor. Mantık bu. Bence güzel olmuş. Mesela işte böyle silah lazeri olsun, hafif tutam, ben mesela hafif tutamaktan nefret ediyorum abi. Hani almasın diyorum ya. Artık mesela bunları da ayarlayabiliyoruz. Bence bu tuş baya güzel olmuş abi. Ayrıyetten ise biliyorsunuz ki oyuna tablet modu gelmiş demiştim. Tablet modu da oyuna eklendi. Hani bu tablet modunu açarak böyle karakterinizi daha uzak mesafe görebiliyorsunuz. Bence bu baya güzel olmuş bu arada. Hani gelmesi gereken bir özellikti diye düşünüyorum. Ben açıkçası güzel buluyorum. Yani bana göre
güzel olmuş. Burada bir şeyler diyor ama Çince olduğu için tam olarak anlamıyorum ama hani sizler de benim gibi görebildiğiniz kadar anlayacaksınız. Böyle yatma falan filan var da ne alaka bilmiyorum. Allah. He, oturma süresi düşmüş. Abi ya, oturma hızlanmış. Yatma yavaşlamış. Tamam, bunu biliyorum, buluyorum. Ha bu da, ha bir de şey var. Bilmeyenler varsa, oyunda drop shot atmak artık kaldırıldı. Havada böyle drop shot atamayacaksınız. O iş bitti. Vay be, drop shot da ben göstermiştim. Tek 2 yıl oldu lan o videoyu atalı harbiden ha. 2 yıl. Burada loot kısmında ne yapıyoruz bilmiyorum. Çince yazılar var yine. Loot'un üstüne geldik. M4 çantayı falan filan gördük. Ne yapıyor abi? Şey mi, loot fırlatma özelliği mi bu? Ne? Keşke Türkçesi olsa Türkçeyi göstersem ama size maalesef ki Türkçesi yok. Şu an bir de yavaşlatılmış efekt bu. Yani böyle bir şeyler mi göstermeye çalışıyorlar? Orayı da tam anlamadım. Silah sanırım tepmisini değiştirmiş. He tamam. Aga şimdi ben bu özelliği biliyorum. Yeni güzelme de J2'de oynarken görmüştüm. Artık silahınızın mermisi bittiğinde otomatikman ikinci silaha geçiyor. Hani savaştasınız ya mesela. Örnek veriyorum, bir elinde M4, bir elinde AKM. M4'ün mermisi bitti mi direkt böyle şeye geçiyor abi, AKM'ye. Bak bu özellik çok iyi olacak cidden. Bunu biliyorum ben. Böyle sıkıyorsun mermileri. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. He? Ne anladım ben bu işten abi? Daha sonra burada ikinci kısım kırmızı diyor. Sanırım arkadaşınızın canı gittiğinde artık orası kırmızı kırmızı yanacak. Ve biliyorsunuz ki furya evlerine artık camlar geldi. Bunu ben sizlere beta'da göstermiştim geldi diye. Yani bence bunun gelmesi de baya baya güzel oldu abi. Hani alt kattan mesela bir camdan atlayınca artık hem cam kırılma sesi gelecek falan filan. Bence güzel olacak. Cam getirmeleri çok iyi oldu. Daha sonra M249 hakkında güncelleme mi yapacağınız? M249 mermisini düzelttim deyin de hadi sevinek ya. Vallahi 150 mermi ganser oğlum. Ya vurmuyor silah abi. Ha M249 arkadaşlar artık yerden çıkacak. Drop'tan çıkmayacak. Bunu biliyorum. Bunu beta'da ben görmüştüm. Yerden M249 toplayabiliyorsunuz artık. Bildiğin hani yerde M249 var ve M249'un el tutması şu an var mıydı bilmiyorum. Ama artık var. Yani artık M249 yerden çıkacak. Oğlum ne yapıyorlar lan güncellemede? Her şey var vallahi. Ben olayı anlamadım. Daha sonra bir tane böyle bir şey var. Yeni silah. He. Oyuna yeni silah geldi. Okey. Bu arada ben şu an sizle birlikte izliyorum. Hani daha önce izleyip bu kısmı kaçırmak istemedim. Bir de oyunda loot atma özelliği var. Mesela böyle bandajları al tut kanka der gibi atabiliyorsunuz abi. Bence bu özellik gelmesi güzel olmuş. Hani bir de zıplıyor abi. Mesela kiti atıyorsun arkadaşın yanına. Kalkıyor alıyor. Yani bence güzel bir özellik. Baksana abi. Tut kanka. Al kanka. Bence güzel abi. Baksana bak. Al tut yakala. Daha sonra zaten biliyorsunuz ki yeni bir mod var ve elimde gene yeni bir silah mı var benim? Bilmiyorum. Burada yeni bir tane arena var. İsimler yukarıda yazıyor. Bunu biliyorum. Transit Center, Tage Center. O ne ya abi? Oğlum haritadaki şeylerin isimleri değişmiş. Transit Center falan filan. Nereye gidiyor oğlum biz? Ne oluyor? Abi chat yeni isimler gelmiş. TH Center, Transit Center. Oğlum, ha bir de işaretlediğimiz yer artık sarı olarak gözüküyor. Bunu da biliyorum. Bu arada bilmeyenler varsa oyuna tren modu gelecek. Bu trenlerle gezebileceksiniz. Ayrıyetten ise uçan motor da geliyor. Uçan motor biliyorsunuz ki PUBG'nin ev siteye gelince PUBG Mobile'a da getirdiler. Yani uçan motor bilmiyorum suda da gidiyor. Çok değişik olacak ama İnşallah güzel hayırlısı olur. Burada bir tane bu uçan roketler var. Ben bunları beta'da denemiştim. Hani sizlere de göstermiştim zamanında. JD ile denemiştim. Ben şimdi iPhone 11'im var. Onunla diğer sezon soğuda birinciliğe kastız. O kısmı da kaçırmamak isteyenler varsa şimdiden takip etsinler. Ayın 18'de de büyük ihtimalle yeni sezona başlayacağız. Çünkü şu an 19. sezon kısmına tıkladığınızda ayın 17'sinde bittiğini gösteriyor. 17'si de biterse de 18'de yeni sezon başlayacaktır. Burada bir tane böyle bir silah var da bu ne oğlum ya? Çok şey gelmiş. Burada yerden çıkan böyle bir tane bele takılan bir şey var. Bunun ne işe yaradığını hala bilmiyorum ama PC PUBG oynayanlar illaki biliyordur. Çünkü PC PUBG'den gelen bir şey bu.
Ama ben ne olduğunu bilmiyorum. Bu şeyler kırılmıyor abi. İmkansız böyle 80-90 tane mermi istiyor. Tank gibi sağlam yapmışlar bunu. Ben buna çok tilt oldum betada. Çok sıktım da ölmüyorlar. Ölmüyorlar dediğim yani kırılmıyorlar. Daha sonra bir tane de silahlara özel hassasiyet ayarı geldi. Bunu da bilmeyenler varsa diye söyleyeyim. Hani bunları betadan deneyebilirsiniz. Mesela işte MK'nın 8x'ini spray atacağınız 200 koyuyorsunuz. Sallıyorum bak 200 çok olur zaten de. Hani mesela 8x'e SKS'de spray atacaksın 100 yapıyorsun. O mantık yani. Böyle bir şey var. Ondan sonra buraya ne getirmişler bunu tam olarak bilmiyorum. Ben bu tuşu çok fazla kullanmıyorum zaten yani. Hep solo rank kastığım için abi. Düşman gördü falan filan atmıyorum. Daha sonra zaten biliyorsunuz ki betada sizlere göstermiştim. Lobide de duran bir tane şey var. Böyle bir mesaj kutusu var. Bu mesaj kutusuna oyuna sosyal medya özelliği eklendi. Bunu da oradan kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim finale. Birçoğunuzun merak ettiği şeye, artık yeni sezonla birlikte UC fiyatları yeni Royal Pass 360 UC olacak arkadaşlar. Hani 360 UC'ye UC alıp Royal Pass alabiliyorsunuz. Ve 360 UC şu an kaç lira bakmam lazım. Mesela benim sponsorum şu an Vatan Game'e geldim. Buradan PUBG Mobile'de seçiyorum. 360 UC almaya kalktığımızda burada 43 lira yazıyor. Aşağıda bir de epin olarak var. Yani ortalama arkadaşlar yeni sezonla birlikte 42-43 liraya bir tane Royal Pass alabiliyorsunuz. Eğer ki benim linkimden Vatan Game'e üye olup oradan alırsanız da sizleri daha güzel bir bonus bekliyor. Yani mesela şöyle diyeyim, benim linkimden üye oldun ya, %5 bonus, ayrıyetten her alışverişinde %5 bonus oluyor. Mesela işte 43 liraya alacağın Royal Pass 40 liraya falan filan geliyor. Bence bu da gayet güzel bir şey. UC alacaksan buradan almanı öneririm. Elite Royal Pass ise artık 960 UC olacak. Hani 1800 yerine 960 UC vererek de Elite Royal Pass alabilirsiniz. Neyse, bu videoluk benden bu kadardı. Ben kaçıyorum. Siz bu videoyu izledikten sonra ben yayında olacağım. Umarım yayınıma da gelirsiniz diye bekliyorum. Ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum ve kaçıyorum. Bay bay.